Merhaba, nasılsınız? Sizlere yeşillikler arasından sesleniyorum. İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız hamdolsun Allah'a yeşilleri giydim bugün. Yeşillikler arasına gittim. Sizlerle konuşmak istedim böyle baş başa. Balkondayım arkadaşlar. Sağ tarafımda çamaşır, sol tarafımda çevremiz, yol, binalar var. Sizlerle karşı karşıya geldim bugün. Böyle yeşillikler arasında, dallar arasında sizlerle konuşmak istedim. Nasılsınız? İyisiniz. İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun Allah. Bizler de çok iyiyiz arkadaşlar. Bugün günlerden Perşembe. Sabah kalktım. Sabah öğleye kadar olan zamanı anlatacağım sizlere. İklimin terlemişti gece hasta olduğundan dolayı öksürüğü vardı. Üzerini başını değiştirdim onun. Güzelce temiz kıyafetler koymuştu annesi akşamdan kalorifer üstüne sıcak olsun diye. Onları giydirdim. Sonra işte sabah kahvaltısını hazırladım. Gene bildiğiniz gibi o pişiden yaptım. Dünkü yaptığım pişiyi çok sevdi. Ondan pişirdim arkadaşlar. Ama çok güzel yedi. Salatalığı, domatesi, zeytini çok seviyor. Onlardan da yedirdim. Sonra işte kahvaltı rutini bitince bütün oyuncaklarına, şimdi görseniz var ya oyuncaklar bütün yerde, bir servet yatıyor yerde. Hem de pahalı pahalı oyuncaklar almışlar hep. Oğlumun yani kesesine bereket, gelinimin de öyle. İkisi de çalışıyorlar çünkü bir tane kızları için. Oynadım oyuncaklarıyla beraber. Bir an çocuk olasım geldi. Çok güzel, değişik değişik oyuncaklar var. Ondan sonra saat 11'e doğru geldi. Televizyonu açtım. Ona aslında izletmiyorlar televizyonda. Yemek yerken izin veriyorlar arkadaşlar. Yemek yerken yedirdim. Yoğurt yedirdim saat 11'e doğru. Ama bir mümkün uyutamadım. Ondan sonra işte çocuk odasına gittim. Yerde ayağımda sallarken biraz orada da oynamak istedi. Orada da var oyuncakları. Orada da oynattım. Neyse bir mümkün uyuttuk yani. Allah'a çok şükür. Sonra yaptım ona. Çorba yaptım. Az önce görmüşsünüz ya, mercimekli bulgurlu falan. Ama bayağı da güzel olmuş. Mercimeğin içine yoğurt koyunca yoğurtla unu çırptım. Anlattım sizlere tarifini. Onu mutlaka yapın. Çocukları olan kardeşlerim mutlaka yapın. Çok güzel oluyor. Büyükler bile yiyebilir. Yoğurtlu soslu mercimek çorbası. Başa da yazacağım zaten onu. Yoğurtlu soslu mercimek çorbası yaptım. Çok değişik bir şey. Hiçbir yerden almadım tarifini. Sadece kendim uydurdum diyebilirim. İşte şimdi kalkınca onu yedireceğim ona. Sabah kahvaltısı yoğurt ve ana yemek yedireceğim. Gidebilirsem havada biraz karanlık, karamsar gibi Ordu'nun havasına benziyor. Gidebilirsem A101'e gideceğim. Orada bakayım ne gelmiş. Yakın zaten A101'e. Bir de iklim böyle hava alması, iyi gündüz çıkması. Annesi babası çıkar anne diyor. Bir saatliğine hem sen hava alırsın hem de iklim hava alırsın diyor. Dün çarşambaydı günlerden. Burada çarşamba ve pazar günleri pazar açılıyor. Pazarı gezdim. Mandalina çok uygundu. İnanın mandalinayı kaç aldım biliyor musunuz? 500 kuruş diyebilirim sizlere. 5 kilo aldım. 2,5 lira verdim. Çok çok uygun. Bayağı da yiyesim varmış. Aslında oğlum da alıyordu da bize yetmiyordu hafta arası çok yediğimiz için. Ben işte dün mandalina inan var ya 1 kilo yedim söyleyeyim yani. 1 kiloyu yedim yani. Tek başıma yedim hem de. Çok seviyorum mandalinayı. Şimdi bile yiyesim geldi. Neyse çekimden sonra sizlerle konuştuktan sonra yiyeceğim. Ara ara canlı yayınlara katılıyorum arkadaşlarla beraber. Canlı yayınlarda onlar tabii ki ben de YouTuber oldum. Allah'a çok şükür canlı yayınlarda da hepiniz bana saygı duyuyorsunuz. Çok şükür Allah'ıma. Allah daha hepimizi yükseltmek nasip etsin. İnşallah tek beni değil hepimizi Allah yükselsin. Herkesi istediği seviyeye getirmek nasip etsin. Ara ara bakıyorum elimde sallarken, uyuturken falan. Hep o zamanlara denk geliyor canlı yayınlar. Öyle işte arkadaşlar, zaman böyle çabuk geçiyor. Ne çabuk hafta sonu geldi. Yarın akşam oğlum gelecek Denizli'den. Cumartesi günü biz geziyoruz. Pazar günü gelinimin rutin temizlik günü. Bütün evi çektiriyor. Temizlik yapıyor. Bugün de yeşilleri giydim. Yeşillerin arasında da nasıl görünüyorum arkadaşlar? Eşimle konuştum. O da beni çok özlemiş. Evde diyor yalnız başıma. Sen diyor alışmışım ben sana diyor. Yapamam ben sensiz diyor. Allah seni başımdan eksik etmesin diyor. Ağlıyor üngür üngür. Üzüldüm. Çok duygusal. Allah onu benim başımdan eksik etmesin ya Rabbi.
Ben onunla doğdum, onunla büyüdüm. Her şeyim, annem, babam. Çok özledim, çok özledim. Eşimi de çok özledim. Gözümde tütüyor. Geleceğim diyor. Ben de dedim gelirken burada hep ince kıyafet getirmiştim. İşte bot falan getirmemiştim. Hava güzel oluyor diye. Kış olmuyor diye. Onları getirecek. Manto getirecek, bot getirecek. Spor ayakkabı getir dedim. Spor ayakkabı da güzel oluyor hemen giymeye. Oğlum da gelmiş 3-4 günlüğüne evde şu anda. Lokantayla anlaşmıştık. Lokantadan geliyor yemekleri. Oğlumun, eşimin, eşim de işte arada sırada makarna falan yapıyor, patates kızartıyor. Öyle işte. Bakalım burada çocuğumu kreşe verene kadar kalacağım Allah izin verirse. Ondan sonra evime giderim. Evimde sizlere de burada katarım. Burada iklime alıştınız. Evimde defne balıma alıştınız. Öyle arkadaşlar, lafı fazla uzatmayayım ben. İklim uyanabilir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Thank you.
Tarifinde şimdi sizlere vereceğim. İklim mercimek yemediği için mercimekle yoğurdu birleştirdim. Şöyle yaptım. Bir avuç mercimek, bir avuç da bulguru güzelce yıkadım. Bu küçük tavada, gördüğünüz tavada bulgurla mercimeği güzelce suyun içinde yıkadıktan sonra suyun içinde tertemiz pişirdim. Şöyle ikisi de bulgur ve mercimek ikisi de hamurlaşmaya başlayınca, suyun içinde yumuşamaya başlayınca tahta küçük kaşıkla ezmeye başladım. Bulgurları ve mercimeği ikisini güzelce suyun, kaynayan suyun içinde pişmiş olarak ezdim. Ezdikten sonra üzerine biraz daha su koydum. Tekrar kaynatmaya başladım. Diğer tarafta azıcık zeytinyağı ve azıcık salça koydum. Salçalı yemeklere iklim fazla sevmediği için az koydum salçasını. Güzelce kavurdum salçayla zeytinyağını. Bu pişen mercimek ve bulgurumu da iyice hamurlaştığı zaman üzerine döktüm. Yağının üzerine döktüm. Güzelce karıştıra yağı ve salçayı mercimek ve bulgura yedirdim arkadaşlar. Ondan sonra yedirdikten sonra üzerine de birazcık nane serptim. Tuz koydum. Bu kıvamı aldı arkadaşlar. Çok güzel oldu. Çocuklarınıza denemenizi tavsiye ederim. Şöyle gördüğünüz gibi. Yoğurt ve sos olarak da piştikten sonra üzerine sos olarak da yoğurt ve un kattım. İkisini bir güzelce çırptım, yoğurt ve unu. Çırptıktan sonra bu pişen mercimeğimin üzerine döktüm ve böyle karıştırmaya başladım arkadaşlar. Harika bir çorba çıktı meydana. Bulgurlu, yoğurtlu mercimek çorbası çıktı. Çocuklarınıza denemenizi tavsiye ederim. Tadı da çok güzel arkadaşlar. Bayağı da bir vitaminli. İkisini bir arada bakalım yiyecek mi? İnşallah yer. Bizim çocuğumuz biraz sorunlu olduğu için çok yemek seçiyor arkadaşlar. Çok değişik bir çorba oldu. Denemenizi tavsiye ederim çocuklarınıza.